Bugün bir kitabı konuşacağız. Nermin Bezmen konuğumuz, Unutkan Aşk. Daha önceki zamanlarda TV programlarında defalarca konuğum olmuştu. O gelirdi, biz o giderken arkasından böyle hayran hayran bakardık. Nermin Hanım, merhabalar, nasılsınız? Sizi görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Karşılıklı duygularımız. Beni kabul ettiğiniz için programa teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kitap ne kadar oldu çıkalı? Önce onu sorayım. Temmuz başında çıktı kitap. Henüz daha yeni bir kitap. Emekleme yolunda diyeceğiz ama gayet Bendeki güzel. 6. baskı. Çıkalı 2 ayı tamamlamış. Bendeki 6. baskı kitabın. Kitaptan size soracağım Maya ile Atlas'ın aşkını ve yaşadıkları sınavı bir anlamda size soracağım ama aslında siz de bu sınavdan farklı iki kimlikle geçen bir kadınsınız. Hem rahmetli eşinizin Alzheimer hastalığında eş kimliğinizle hem de annenizle yaşadığınız deneyimde evlat kimliğinizle geçtiniz bu tünelden. Hastanın yaşadıklarını kitapta anlatıyorsunuz, soracağım. Fakat hasta yakını olmak da hiç kolay değil galiba. Muhatabınız bir Alzheimer hastasıysa. Nasıl özetlersiniz? Alzheimer'ın hasta yakını olarak sizin tanımladığınız en zor tarafı neydi? Şimdi rahmetli ilk eşim Alzheimer değildi ama bir beyinde pıhtılaşmadan mütevellit demansın getirdiği bir çöküş süreci içerisinde kaybettim kendisini. Annem tam anlamıyla Alzheimer olmuştu, ardından onu kaybetti. Her ikisinin farklı tarafları da olsa, çünkü Alzheimer aslında demans şemsiyesi altındaki birçok beyin hastalığından bir tanesi olmakla beraber içlerinde en büyük çaresizliği, en büyük çöküşü yaşatan ve kesinlikle sonucu çok mutlu olan bir dalı. Bu sebepten tabii süreç içerisinde farklılıklar yaşadım her iki sevdiğim insanın hastalığı sırasında ama sonuçta verdiği çaresizlik, hüzün, kafa karmaşası, ileriye dönük endişeler aslında çok birbirinin benzeriydi. Ve her ikisini çok yakından notlar alarak onları anlamak ve onlara yardımcı olabilmek için aldığım notlardı bunlar. Bütün mimiklerini, beden dillerini, ses tonlarını, her gün bazen her an değişebilen ruh hallerini çok yakından izleyip not alarak yaşadım o süreçleri. Hiç kolay değil. Hasta için, özellikle Alzheimer hastası için daha henüz bu çöküşe geçişin farkındalığıyla beraber başlayan çok acı bir farklı süreç var. O da nedir? Özellikle zihinsel ve fiziksel olarak aktif bir insansa, üretken bir insansa, hayata bağlı bir insansa kendisinin ne gibi eksiklikler yaşamaya başladığını tam adlandıramasa da fark etmeye başlıyor. Ve fiziksel olarak destek alması gerektiği zaman, konuşurken kendisine destek verilmesi gerektiği zaman da hastalığın başlık dediğimiz evresinde, baş zamanlarında müthiş bir özgüven kaybı, utanma duygusu, kızgınlık, hiddet, içine kapanma, başkalarına karşı agresyon gösterme gibi durumlarla yaşıyor. Ve bu süreç hasta için çok üzücü, çok yıpratıcı bir dönem. Fakat hastanın, özellikle Alzheimer'da, artık beynin hastalığa tamamen teslim olmasından sonra esas yük hastaya bakanın üstüne kalıyor. Çünkü hasta artık başka bir dünyaya geçmiş oluyor. Orada kendi kendine bir mutluluğu var onun. Daha doğrusu aslında mutlu olabildiği bir dünya seçerek orada kalıyor. Bir müddet sonra o dünyanın da farkını değil ama anlık yaşıyor. Sadece anlar içerisinde yaşıyor. Ve onun sevdikleri, yakınları, özellikle onun bakımını üstlenmiş olan sevdiği insan için esas ağır süreç başlıyor. Alzheimer'ın diğer demans hastalıklarından farklı sadece zihinsel bir çöküş getirmiyor. Onun yanı sıra fiziksel yetilerin
ruhsal bağlantıların kaybolması da beraber geliyor. Ve bu süreçte yakını olan, en yakınında olan insanlar için ikili hayat başlıyor. Yani hem kendi real dünyalarından kopmamaları lazım. Çünkü başka sorumlulukları var, işleri var, üretmek zorunda oldukları şeyler var. Ailenin bakmak zorunda oldukları başka bireyleri var. Ama diğer taraftan da o hastasıyla, sevdiği hasta kişiyle beraber onun dünyasına geçme zorunlu. Çünkü biliyorsunuz ki peki, artık... Peki burada hasta yakını sizce nasıl bir yol izlemeli? O kurgu olan dünyanın içine dahil mi olmalı? Yoksa geçmişi sıklıkla hatırlatmaya mı çalışmalı? Bu gerçekten çok zor ve duygusal bir dönem hasta yakını için. Çünkü hastanız biliyorsunuz artık sizin dünyanızda değil, daha doğrusu real bildiğiniz bu dünyada değil. Farklı yerlere geçiş yapıyor. Hayatının farklı yaş dönemlerine, yaşamış olduğu başka mekanlara, farklı mekanlara ziyaretler yapıyor ve o özellikle mutlu olduğu yerlerde, mutlu olduğu insanlarla kalabiliyor. Fakat bu kesin de değil. Bu iki gün sonra değişebilir, bir saat sonra değişebilir. Dolayısıyla hani hastamın dünyasına geçtim de onu rahatlattım diyeceğiniz statik bir dönem de yok. Hastanız devamlı mekan ve zaman değiştirebiliyor. 5 yaşına dönüyor, 17 yaşına dönüyor, 25 oluyor, 30 oluyor. Bursa'ya gidiyor, İspanya'ya gidiyor. Halbuki İstanbul'dasınız diyelim. Ben o zaman çok farkında değildim. Fakat iç sesim bana öyle bir davranmayı ve yaklaşmayı işaret etmişti ki sonra araştırma yerine girdiğimde fark etmeden ne kadar tamam olanı yapmış olduğumu fark ettim. Çünkü hiçbir zorlama getirmedim. Görüyordum, yani bakışlarından da anlıyorsunuz. Artık o sizin olduğunuz yerde değil. Ve aksini söylediğiniz zaman da onda bir korku, endişe ve yalnızlık duygusunu arttırıyorsunuz. Hiç inatlaşmamak lazım. Evet. Kitapta yani o neredeyse onun dünyasına gideceksiniz. O yıla gideceksiniz. Benim şöyle bir avantajım da vardı tabii. Ben özellikle annenin aile hikayelerini, romanlarını yazarken çok iyi izlemiş olduğum doğumundan itibaren ve bütün hayatını en kendisine ait kalan gizli taraflarıyla bana anlattığı için özel hayatını da onun dünyasını o kadar iyi biliyordum ki aynı şekilde ilk ilişim için de geçerli. O da çok geçmişinden anlatan, benimle paylaşan bir insandı. Onların o sevdiği zaman dilimlerine gidip orada onu mutlandırmak, işte annemin o 5 yaşıyla 10 yaşı arası babasıyla yaptığı seyahatler, ondan öğrendiği şarkılar, şiirler, onları dillendirmek, geri getirmek, annenin onları tekrar tekrar anlatmasını sağlayıp dinlemek ve onda yarattığı mutluluğu gördüğüm zaman da bunun bir çözüm olduğunu tespit etmek benim en büyük şansım oldu. Yani çoğumuzun artık isminin zorlandığı, birçok eşini dostunu unuttuğu zaman annem böyle zamanda yaptığımız ışınlanma gibi geçişler yaptığımız yolculuklarda, mazi yolculuklarında babasından öğrendiği Rusça şarkıları söylemeye başlıyordu. Ezbere, hiç eksiksiz. Aryalar söylüyordu değişik lisanlarda. Demansın diğer hastalıklarında mesela en eskide yaşananlar önce unutulurken Alzheimer'da en önce yaşananlar unutulmaya başlanıyor. Öyle de bir fark var. Dolayısıyla onu geçmişe götürüp geçmişinde kalmak, beraber geçmişini yaşamak. Bazen çocuğu olarak beraber gidiyorsunuz. Bazen de sizi annesi zannedebiliyor. Annesi olarak gidiyorsunuz. Orada hiç itiraz etmemek lazım. Çünkü o mutlu olduğu küçük dünyasında kaldığı zaman huzurlu oluyor. Yani onu acıte etmek, inada sürüklemek kadar büyük zarar verici bir şey yok hastaya.
Eş kimliğinde bunu yapmak çok kolay mıydı acaba? Eğer sizi üzmezsen biraz geçmişe gideceğim. İki ayrı kimlikle deneyimlediniz. Bunu kitapla da bağlantısını kurmaya çalışacağım. Çünkü Maya'nın kitapta şöyle bir ifadesi var. Çocuklarından çok Atlas'ı düşünüyor. Onu da soracağım. Neden bir anne çocuklarından çok eşini düşünüyor? Geriye dönersek. Hangi süreci yönetmek sizin için daha zordu? Rahmetli eski eşiniz Pamir Bezmen'le olan mı? Annenizin rahatsızlığıyla olan ilgili dönemi yönetmek mi daha zordu? Hangisinde zorlandınız? İkisi de farklıydı. İkisi de kendi içinde zordan. Ben ona yaşarken zorluk hiç hissetmedim. Şimdi dönüp düşündüğüm zaman zorluğu fark ediyorum. Yani hiç kendimi yorgun hissettiğim, sıkıldığım, ya da o görevi paylaşmak ihtiyacı hissedecek kadar yıldığım bir gün olmadı. Yani o kadar çocuğuma duyduğum bir şefkate dönüştü. İlgim, sevgim. Yani gözüm üstündeydi rahmetli ilk eşimin de. Ve onun tabii süreci daha farklıydı. Vücuttaki demans, standart demans hastalıklarında evet bazı fiziksel getiriler ve hafıza gidebiliyor ama yine yani toplum içine katılabiliyor. Sohbeti yavaş da olsa ya da hatırlayamıyor olsa da olayların içine tutabiliyorsunuz daha uzun bir süre diğer demans hastalarına. Alzheimer tamamen kopuyor. Çünkü beyin sadece anıları unutturmuyor. Yavaş yavaş elini kolunu kaldırmayı unutturuyor. Yemek yemeyi unutturuyor, su içmeyi unutturuyor. Yani yaşaması için gerekli bütün hastalarını kaybetmeye başlıyor Alzheimer'da. Yani vücut, beyin vücudu ölüme hazırlıyor bir şekilde, götürüyor hızlı bir şekilde. İkisinin zorlukları farklıydı. Ama gerçekten bunu bir zorluk görerek yaşamadım, zorluk hissederek yaşamadım. Sadece ne yapılması gerekiyorsa o süreç içerisinde onları en kaliteli yaşayabilecekleri hayatı sunmak üzere yanlarında oldum. O yönden şikayet edebileceğim hiçbir şey hatırlamıyorum. Diğer taraftan Maya kitabındaki kadın kahramanım Alzheimer'a yakalanan Maya neden en çok Atlas'ı düşündü? Orada şöyle bir sevgi kıyaslaması da yapmayalım. Çünkü ben buna inanmam. Yani insan eşini mi daha çok sever, çocuğunu mu ya da çocuklarından onu mu sever, bunu mu? Hepsinin sevgisinin yeri ayrıdır. Yani yüreklerimiz çok büyük. Oraya herkese sevgi sıkıştırabiliriz. Genişler yürek çünkü. Sevdikçe büyür. Dolayısıyla Atlas'ı olan sevgisi başka bir şey. Çocuklarını olan başka, torununu olan başka türlü bir sevgi. Ama neden ileriye dönük Atlas'ı daha çok düşünüyor, yani kendisinin Alzheimer'a teslim olduğu andan sonrası için çocuklarından daha ziyade kocası adına üzülmesinin sebebi şu: çünkü oğlu evlenmiş, mutlu bir evliliği var, kendi çocuğu var, yani kendi küçük ailesini kurmuş, düşüneceği, bağlı olduğu, sevgisini tamamlayacağı başka sevgiler var, eksilen sevgisinin yerini tutmasa bile anneyi oturtamayacak bile olsa sevdiği bir kadın, oğlu var. Torunu daha çok genç, onun hayatında maceraları olacak, kendi hayatını kuracak. Yani hepsinin önünde bir hayat var. Fakat kocası Atlas büyük bir aşkla bağlı olduğu için Maya'ya, Maya onun adına endişeleniyor. Onun yaşayacağı yalnızlıktan korkuyor. Onun Maya'sız kaldığı zamanki hayatının herkesinkinden daha zor olacağını görüyor. Dolayısıyla kendisi artık kendisi olmaktan geçtiği zaman, Maya'lığını kaybettikten sonra da Atlas için de bir hayat planlıyor. Onun da orası her kadının yapabileceği bir şey mi acaba? Romanı da baştan sona anlatmak istemiyorum ama Atlas için bir hayat arkadaşı dahi planlayabiliyor. Az önce Alzheimer hastalarının motivasyonunu kaybettiğinden bahsettiniz. Plasebo etkisi bir tek Alzheimer hastalarında işlemiyormuş, karşılık görmüyormuş. Bunu okuduğumda çok şaşırmıştım. Çünkü aldıkları ilacı unuttuklarından
etkisini de göremiyorlar, karşılığını da göremiyorlar. Alzheimer hastalığının, biliyorum ki çok araştırma yaptınız bu kitabı yazarken, bunun gibi spesifik, dikkat çekici, enteresan başka özellikleri var mı sizin şaşırdığınız? Ben plaseboya çok şaşırmıştım mesela. Şimdi zaten Alzheimer hastalığının, yani halen daha hem neden, nasıl başladığı, kimlerde başlayacağı, çünkü herkes de olabiliyor. Yani sosyal statü, eğitim, fiziksel yapı, güçlülük, zayıflık, beslenme. Evet, bazı şeyler biraz riski azaltıyor olabilir ama onda bile kesin bir karar verilmiş değil henüz. Öyle bir istatistik kurulamıyor. Her sosyal statüde, her fizik yapısında, her beslenme şekli yaşayanda, her türlü alışkanlığı olanda olabilen bir hastalık. Ve zaten hastalık doktorun tanı koyduğu anda yeni başlamış değil. 10 veya 20 sene evvel beyinde yerleşmiş ve işlemeye çok başlamış. Çok sinsi bir hastalık değil mi? Çok sinsi, yani artık farkına varıldığında zaten hastalık kendini göstermiş, sadece perdesini açmış oluyor. Yani oyun hep orada, oyunu oynamaya başlamış fakat perde arkasında bekliyor oluyor. Aslında çok acımasız değil mi Nermin Hanım? Eğer çok. Anneniz böyleyse, sizin de ergenliğinizde o tohumlar atıldıysa, annenizde kavga, gürültü ve duyguları yetersiz bir ilişki kurabiliyorsunuz. Sonra siz de erişkin bir olduğunuzda, bir yetişkin olduğunuzda anlıyorsunuz ki anneniz sizi seviyormuş, sadece Alzheimer'mış. Evet, evet. Onun için ben kitapta aslında hep o ip uçlarını vermek istedim kişilere. Hem teşhisi konulan, daha hastalığının başında olanlar, hem özellikle hasta yakınları için. Ben orada idealize ettim karakterlerimi. Yani şöyle bir hastalık teşhisi konduğu andan itibaren şöyle seçimler yaparsanız, şu kuvvetle durursanız bu zamanı daha iyi geçireceksiniz. Yani ağlayarak, isyan ederek, inkar ederek ya da hayata küserek, hastalığa kızarak hiçbir şey kazanmıyorsunuz. Sadece ve sadece geride kalan zamanınızı da parçalıyorsunuz ve onun da hastalığa tesliminizi kendi kendinize anons ederek çok daha erken bir süreç içerisinde sizi yıpratmasına izin veriyorsunuz. Hiçbir ilacı yok Alzheimer'ı durduracak, geçiştirecek, yavaşlatacak veya geriye döndürecek. Verilen ilaçlar sadece hastanın eğer agresifleştiyse, şiddetli, kavgacı, tutturaklı bir insan haline dönüştüyse, ki bu büyük bir yüzdeyle genellikle ağırlıklı olarak karakter değişimleri, sonra evinden çıkıp bir yerlere gidiyor. Çünkü hep bir yeri, bir şeyi arama telaşları var. Ne olduğunu da bilmiyorlar bazen. Ama hep bir şeyin arayışındalar. Gittiği yerden geri dönme şansı yok. Olduğu mekanı tanımıyor. Böyle durumlarda hastaları sakinleştirmek için, hastamızı daha huzurlu kılmak için, kontrol edebileceğimiz, gözümüzün önünde bir hayatta daha emniyet içinde yaşamalarını sağlamak için verilen ilaçlar var. Ama bunlar sadece biraz durumu stabilize ediyor, hastayı sakinleştiriyor. Yoksa hastalığın sürecini, ilerleyişini durdurmuyor. Henüz daha buna muvaffak olunamamış durumda. Ben işte o konuda hem Maya'yı teşhis konduğu andan itibaren hayatı yargılayışı ve ileriye dönük verdiği kararlarla, hem kendisiyle hem ailesiyle ilgili bunları paylaşımıyla, hem de Atlas'ın sevdiği insana umutla hala bir gelecek görme arzusu ve onu yakınında hissedip elinin altında bakanı olmak istemesinden dolayı nasıl davranılırsa bu hayat daha güzel gider, o kalan süreç daha kaliteli tamamlanır. Onu da idealize ettim. Yani orada aslında hiç söylemeden şunu diyorum. Sen böyle bir hasta olursan, sen de böyle bir hasta yakını olursan bu süreç Atlas'la Maya gibi geçirebilirsin.
Yoksa çöküşü hızlandırmaktan, hastamızı yorup yıpratmaktan, onun yıpranılmışlığının da bize yansımasından başka bir şey getirmiyoruz. Çünkü Alzheimer hastasının yaşam sürecinde saatler de o kadar anlam değiştiriyor ki onun için. Mesela gündüz birkaç saat uyuyup ondan sonra bütün gece sabaha kadar dolaşabiliyorlar. Evden çıkıp gidebilirler. Ya da devamlı valiz yapıyorlar bir yere gitmek üzere. Yakınının, ona bakanının onunla beraber uyanık kalması lazım ki yanlışlık yapmasın, bir sakatlık olmasın, kendine zarar vermesin, eve zarar vermesin. Tıpkı bir ölüye bakar gibi onunla ilgilenmesi gerekiyor. Aynen. Onun o girdiği paternlerin içerisinde birlikte dönmesi gerekiyor bir anlamda. Tabii siz bu kitapta bir aşk hikayesi, bir kurgu içerisinde Alzheimer'ı anlatıyorsunuz ama bir o kadar da kıymetli bilgileri paylaşmışsınız. Mesela gün batımı sendromunu ben bilmiyordum. Bu kitapta öğrendim. Alzheimer hastalarının çok etkilendikleri gün batımı sendromu diye bir şey varmış. Rica etsem evet. Anlatır mısınız nasıl bir şey? Tabii işte bu yani gündüz devamlı yorgunlar yani. Farkında değiller fakat o beynin gidiş gelişleri, oldukları yeri anlamak, devamlı olduğu yeri anlamak ihtiyacı içinde yaşıyor. Kendi evinde, o kendi evinde olsa da bir müddet sonra bu mevhumu kaybediyor. Ve hep endişe, hep korku içinde. Neredeyim? Bu gelen kim? Karşımdaki kim? Benle konuşan kim? O kimseyi tanıyamamanın, mekanı kaybetmenin getirdiği bir korkunun verdiği bir yorgunlukları var. Dolayısıyla bunların uyku saatleriyle bu hastaların dinlendikleri andan itibaren, kendilerini iyi hissettikleri andan itibaren de yapmak istedikleri o faaliyet arasında saatler bizim real dünyamızdan çok farklı bir yerde. Ve bunun ne kadar, hangi gün, hangi saatler arası olacağı da kesin değil. Bu her gün değişebilir. Çok derin uyuyor zannederken, siz bir iş yapacağım derken, onu bir yerde kibrit yakıp perdeyi tutuştururken görebiliyorsunuz. Kalkmış, uyanmış oluyor arada. Yani hep gözünüz üstünde olacak. Ya da kapıyı açmış çıkmış olabiliyor. Geceleri öyle, özellikle o sessizlik içerisinde apayrı dünyalardalar. Ben anneciğimin devamlı valiz yaptığını, çekmeceleri boşaltıp. Ama abuk subuk birbirinden uyumsuz kıyafetleri üst üste koyup bir yere gitmek üzere valiz yaptığını hatırlıyorum. Şimdi yani gözünüz kulağınız hep üstünde olacak ama diğer taraftan onun uykuda olduğu saatlerde de hayatın öbür tarafını yönetmeniz, toparlamanız lazım. Eviniz var, çocuklarınız var, işiniz var, alışverişiniz var, dışarıda koşacak resmi işleriniz var. Yani hasta yakını bir yerden sonra hastasının uğradığı hem ruhsal, hem fiziksel, hem de zihinsel çöküntüye ister istemez paralelliğini yaşamaya başlıyor bir şekilde. Onun da dimağı karışmaya başlıyor, yorgunluğun ve üzüntünün. Aynı zamanda büyük çaresizlik içinde yaşıyor hastanın yakını. O çaresizliğin de getirdiği bir yıkıntı var, yetişememek. Hep bir şeylerin eksik kaldığı duygusuyla endişeleri oluyor vesaire. Dolayısıyla ben orada bu kitapta biraz şunu da vermek istedim. Ben bunları kelimelerle söylemedim ama kahramanlarımın hayatının içinde ipuçları vermeye çalıştım. Örnek olsun diye. Yani ailede işte ya da eş dost arasında bu hastalığı taşıyan kişiye, hastalığa yakalanmış kişiye yardımcı olabilecek kadar sabrı olan, sevgisi olan insanlarla da bağlantıda kalıp ara sıra nöbet değişimi, uzun süreler için olmasa bile nöbet değişimi yapılması şart ki bu gerçek esas bakımı üstlenmiş olan kişi de biraz nefes payı alabilsin, kendisini dinlendirecek, işte hobisini ya da işte bir arkadaşını, bir sohbeti, bir kaçışı yaşayabilsin. Bir dinlensin, silkinsin ki görev olarak üstlendiği sürece tekrar geri dönebilsin sağlıklı olarak. Ve şefkat, anlayış, sabır çok önemli.
Alzheimer yakını için. Nermin Hanım, peki bu kadar zorlu bir yolda Alzheimer'ın sonunu değiştirelim. Siz kitabınızın kapağında, arka sayfasında hastayı ölmeden defalarca öldüren, kimliğini yok eden, eşi yaşıyorken dul bırakan tedavisiz, umutsuz hastalık Alzheimer demişsiniz. Burada, tam da burada. Bu zorlu süreçte Alzheimer öldürmese, bu süreci geçiren çift Maya ve Atlas'ın evliliği sizce devam eder mi? Maya ve Atlas zaten evliliklerini büyük bir yaşanmışlığın üstüne kurmuş. Yani birbiriyle ikinci baharını yaşayan bir çift. Dolayısıyla daha önce yaşadıkları tecrübeleri, kazançlarını ve kayıplarını bu evlilikte nasıl kotaracaklarını çok iyi oturtmuş, karar vermiş ve birbirini bir diğeri için en iyi seçim olarak hissetmiş bir çiftten bahsediyoruz burada. Tabii her çiftte böyle olamaz. Yani eşlerden biri Alzheimer olduğunda ille aşk evliliği içinde yaşıyor olmayabilir ya da aralarında zaten bir geçimsizlik varsa, anlaşmazlık varsa zaten devam ettirmek de mümkün olmaz. Yani böyle durumlarda bunları da görüyoruz. Alzheimer olan bir müddet sonra, yani kendisinden geçtikten sonra artık kimliğini kaybettikten sonra yakınları tarafından işte bir bakıcının eline, bir bakım evine bırakılıyor ve hiç ilgilenilmiyor bile. Dolayısıyla biz bunu anne babalar için de görüyoruz. Yani ailenin büyükleri için de yapılıyor. Bu ille bir karı koca ilişkisi olması şart değil Alzheimer olan yakınımızın. Hiç umursanmadan terk edilenler görüyoruz. Ayrıca ne kadar severse sevsin Alzheimer olan yakınını, işte arada kendi kaçışlarına yardımcı olacak bir bakıcı tutması ya da kaliteli iyi bir bakım evinde bir yer ayırtması, her gün onu ziyarete gitmesi mümkün olamayan maddi olarak da fiziksel olarak da imkanı olmayan aileler de var. Dolayısıyla ne oluyor? Hastalarımız evinde, ailenin yanında kalmak durumunda. O zaman nasıl yürüteceğiz bu hastalığı? Nasıl altından kalkacağız? Hastamızı nasıl daha rahat yaşatacağız? Çünkü hastamızın huzursuzluğu, mutsuzluğu, hiddeti, kızgınlıkları, kalp kırgınlıkları otomatikman beraber yaşayan yakınlarına yansıyor. Yani bunun kaçışı yok. Dolayısıyla çıkış beraber gidiyor. Peki bunu son bir soru Nermin Hanım. Annenizi Alzheimer, ben size şimdi annenizi sorsam zihninizde canlanan resimde Alzheimer'dan önceki fotoğraf mı geliyor yoksa son fotoğrafı mı geliyor annenizle ilgili? İlk beliren resim nedir? Annemin ben o kadar güçlü ve bir hayatımda benim, yani sadece benim değil, o eşinin dostunun hayatında da çok kalıcı izler bırakmış, çok kuvvetli bir kadındı annem. Dolayısıyla annemi hep öyle hatırlıyorum. Yani annemle ilgili bir şey aklıma geldiği zaman iki kere, üç kere eğer o Alzheimer'lı zor zamanlarından bir konuşması aklıma geliyorsa, 97 kere de annemin o dünyaya hakim olduğu, hepimizin üstünde sevgiyle karışık disiplininin olduğu ve hayatı nasıl aştığı bana örnek olan o kuvvetli kadın karakteriyle duruşu geliyor. Yani diğeri ona ait bir zaman değildi çünkü. Alzheimer'ı teslim olduktan sonra artık annem değildi. O başka biri olmuştu. Onu bize misafir gelmiş, anneme benzeyen biri gibi düşünmeyi tercih ediyorum açıkçası. Şu anda dünyada 47 milyonu aşkın Alzheimer hastası var. Bu kitap bir yol haritası olabilecek nitelikte. Çünkü Alzheimer'la ilgili inanılmaz bir araştırmanın eseri ve ürünü olduğu da o kadar belli ki
Çok teşekkür ediyorum. Kitabınızı benimle hem paylaştığınız hem de soru sormama izin verdiğiniz için. Çok çok teşekkür ediyorum. Amerika'ya selamlar. Biliyorum ki şu anda zaman farkı da var aramızda. Çok çok teşekkür ediyorum. Eşiniz Tolga Savacı Bey'e de selamlarımızı iletin lütfen. Tekrar İstanbul'da görüşmek, karşılaşmak dileğiyle Nermin Hanım. Ben teşekkür ediyorum yönetmen arkadaşımıza, ekipte daha kim varsa size, bana zaman ayırdığınız için. İzleyicilerinize de sağlıklı, sevgi dolu ve hatta mümkünse aşk dolu bir hayat diliyorum.